Çok heyecanlı bir çift var aramızda. Necati ve Çiçek çifti var. Hoş geldiniz Necati Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür. Sizi yanınızda tam mutlu olduk. Sağ olun. Hop oturup hop kalkıyorsunuz. Allah'ım bir şükür. Ne yapayım diyorsun? Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım Allah'a şükür. Sizi gördük daha sizin iyi olduk. Sizin sayenize. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Onları bugün stüdyomuza getiren... konu 24 yıl önce doğar doğmaz evlatlık vermek zorunda kaldıkları kızları Özge Zehra'yı bulmak. Evet Özge Zehra'yı arıyorlar. Gerçekten hiç beklenmedik şeyler yaşanmış bebeğin doğumunda. O saatte de yani biz bu çocuğa bakamayız diye düşünmüşler ama o gün bugündür de hiç akıllarından yüreklerinden silinmemiş. Evet. Evet hiç silinmedi. Evet. Hatırlıyor musun Necati abi kucağına aldın mı hiç? Alamadım. Alamadın mı? Alamadım. Bu karı komaya geçti. Şeker komasına geçti, alamadım. Şeker komasına geçti. Evet. O sırada kaç çocuğunuz vardı? 8. Özge Zehra 9. muydu? Evet. 9.'ydu. Senin eşin de şeker komasına girince anladığım kadarıyla senin o saatte bebek gözünü bebek görmedi haklı olarak. Göremedim. Evet. 8 çocuğun annesi. Evet, göremedik. 10 olacak diye düşünürken. Evet. 9 olacaktı. Nasip. Sonra yaptınız mı 9.'yu? Hayır. Yapma, 8'de kaldı. Maşallah Necati abi sen de ha. Arada ölen falan var mı yoksa 8 var? Var. Evet. Var. 8'de 7 kaldı şimdi. Bir tane kardeşimiz vefat etti. Nurlar içinde yatsın. Ben amin. Öyle düşünmemiştim. Hani arada belki kaybettiğin evet. Son olur demiştim. Kızları Aynur'la beraber geldiler. Aynur sen de herhalde bu hikayeyi en baştan beri biliyorsun. Evet biliyorum. Bu aile içinde saklanan bir şey değil. Aksine hep özlenen bir durum evet, olmuş anladığım evet, kadarıyla aynen. Bu bebek. Biz bir de aile bağlarına çok bağlı bir insanlarız. Ne güzel. Kardeşleriz yani hiçbirimiz çok farklıyız yani bilmiyorum. Kaç kız kaç erkek? 5 kız 3 erkek. İnşallah bunu da bulursak 6 kız olacak. Haydi bakalım kocaman bir ailesi var yani aslında bizim aradığımız. Evet. Bebişimizin ki şu anda 24 yaşında. Oldu. İnşallah o da ailesi hakkında bilgi sahibidir. Şimdi sizi izleyince koşa koşa gelir. Bir önce izleyelim haberimizi. Orada nasıl verilmiş, kime verilmiş hepsini anlatıyor aile. Necati ve Çiçek Akarsu çiftini Sinop'tan Müge Anlı'ya getiren 3 Haziran 2000 tarihinde doğar doğmaz evlatlık vermek zorunda kaldıkları kızları Özge Zehra'ya olan 24 yıllık hasretleriydi. Özge Zehra 9. çocuğum. Doğururken şeker komasına girdim. Ölümlerden döndüm. Öleceğim diye düşündüğüm için rezil olmasın, yetim kalmasın dedim çocuğumu. Mecbur kaldım. Bahaman diye evlatlık verdim. Söz verdiler, göstereceğiz dediler, göstermediler. Bir duyduk ki gitmişler. Bir daha da görmedim. Hiç haberini alamadım. Evlatlık verdim emme 24 senede acısıyla yaşayan. Büyümüştü kızım, özlemine yanıyan. Kucağından alındığından bu yana göremediği evladı, Çiçek Akarsu için hiç büyümemişti. Yıllar içerisinde yüreğinde büyüyen yangını kızına kavuşarak dindirmek istiyordu. 24 yıldır gözümün önünden gitmiyor çocuğum. Sanki yeni kucağımı almışsın, hala kucağımda. Ne yürüdü, ne gördüm, ne kucakladım. Çok pişmanım, ciğerim yanıyor, çok yanıyor, çok. Öyle bildiğiniz gibi falan değil. Kızımı bulursam ne bileyim, ölürsem de öyle öleyim dedim. Evlat acısını Allah kimseye vermez. Çok zor oluyormuş. Biri öldü, bu da yok elimde. Çok yanıyor canım, çok ciğerim kopuyor. Yanı içersin. Ağlamadım, bir tek gece yok. Bir evladımı kaybettim. Özge'ye ta çok yanıyan. İnşallah bulurun. 63 yaşımdayım. Bir evladım bir sarılayın. O bana sarılsın. Kavuşmak isteyen, görmek isteyen. Özge Zehra seni çok özledim kızım. Büyüdüğünü görmedim, yürüdüğünü görmedim. Kucağına almadım. 24 yıldır içimdeki yarasın sen kızım. Seni çaresiz olduğum için dedim. Evlat verilmez kızım. Kocaman ailen var. Seni çok özleyeler. Sana sarılmak istiyorlar. Hiç unutmayan da unutmayacaksın da. Sen de beni unutma ne olursun. Pişmanın, çok pişmanın. Geleceğini düşünerek aracı vasıtasıyla evlatlık verdiği Özge Zehra'sı 24 senedir baba Necati Akarsu'nun da aklından bir an olsun çıkmamıştı. Tek arzusu dünyalara bedel kızını bulabilmekti. Evlatlık alan kadının adı Deniz İlhan. İzmir'de yaşıyordu. Annesi Sinoplu. Kocası Mardin Ahmetli Koyun dermiş. O da belki daha iyi yolu, daha iyi yerde yaşar diye verdim. Pişmanım. Bir saniye çıkmıyor aklımdan.
Kızım Zehra, ölmeden seni görmek istiyoruz. Kardeşlerin seni çok özlüyor. Kızım sen benim kalbimdesin. Neredesin? Gel yanıma yavrum. Baba diye sarıl boynumdan. Bağrıma basayım kızım seni. Müge Hanım, bu evladı bulursan dünyalı benim olur yavrum. Kapına geldi. Bizi buluştur ne olursun. Of, gerçekten çok duygulu bir aile. Hep şey denir ya, hani böyle çok çocuğu olanlar, benim de bir tane var bilmiyorum hani, evlat ayrılıyor mu? Anne babalar da diyorlar ki hayır ayrılmıyor, hepinizi aynı seviyorum. Gerçekten hepsini aynı seviliyor mu? Hepsi aynı, hiç değişmiyor. Değişmez. Yani siz görmediğiniz çocuğunuz için bile aynı aynı hissiyatı taşıyorsunuz. Bir mahkeme kararıyla verdim. Geliş gidiş yapacağız dedim. Öyle anlaşmalı verdim. Hiç görmedim. Kaçırdılar bizden. He? Kaçırdılar. Gece kaçtılar. Kızınız Özge Zehra'yı tanıyan bir izleyicimiz bize ulaştı. Evet. Akrabası. Bizzat olayın içindeydim diyor. Bu çocuğu annesi kendi rızasıyla emzirmeden Deniz Hanım'a verdi. Evet. Ben bakamıyorum, şeker hastasıyım dedi. Evet. Kız kardeşleri ağladı vermeyelim diye diyor. Annesi de çocuklara siz nişanlısınız, siz gideceksiniz, ben bu çocuğa bakamam dedi. Bir cep telefonuna bu çocuğu verdiler. 500 lira da para aldılar o zaman. Benim annem kırkı çıkana kadar yıkadı. Kız şu an İzmir'de tıp fakültesinde okuyormuş, doktor olacakmış. Ay maşallah. Ne güzel, gözünüz aydın. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi aile kendisi verdi, neden çıkıp arıyorlar? Çocuğu da kimse kaçırmadı. Tek amaçları para. Çiçek Akarsu aileye ulaşmaya çalışıp hani bana bakacaktınız, söz vermiştiniz diyormuş diyor sizin için. Hanımefendi telefon attığınızda mı? Hanımefendi günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Şimdi Müge Hanım merhabalar. Biz şimdi bu olaya çok şaşırdık. Evet buyurun. Şimdi seneler önce bu aile bu çocuğu bize verdiler. Deniz Hanım'a verdiler. Hatta bu bayanın doğumunda annem başındaydı. Kendisi çok iyi bilir. Ne oldu kendisi? Şeker hastasıydı. Ben bakamıyorum dedi. Kızlarım dedi zaten evlenip gidecek dedi. Siz mi bakacaksınız diyerekten tersledi bunu. Ağladı. Bu yanındaki kız ağlamış hatta. Öyle kardeşim mi? Verilmesin diyerekten çok ağlamış. Hı hı. Ama gene verilmesi gerekti. Anne emzirmeden kızını verdi. Kızının gayet güzel de bir hayatı var. Ki annemi bu 5 sene önce bu bayan görüyor. Ben kızımı bulacağım diyor. Annem de diyor ki nereden bulacaksın diyor. Televizyon diye bir şey var galiba diyor. Bilmiyor musun diyor anneme. Şimdi 24 sene sonra mı Müge Hanım'la oldu? Ben de bunu bu soruya soruyorum. Çok aradık onu. Neden 5 sene önce neredeydi? Kızı daha yükselmemişti. O yüzden mi aramadı? Yani siz diyorsunuz ki kızın tıp fakültesinde okuduğunu duyunca mı aradılar diye bir iddia. Yok, duymalarına imkanı yok. Burada bir tek biz biliyoruz çünkü. Şimdi onlar belki de hesabı programı yapmışlardır. Büyüten anne yani çocuğun annesi telefon attığımızda. Şey Deniz Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. Şimdi Müge Hanım. Buyurun. Bunlar çocuklarını daha düşük seviyede bir insana vermek istiyorlarmış. Bize dediler ki biz ona vereceğimizi size verelim dediler. Biz de tamam dedik. Peki nereden tanıştınız? Sorabilir miyim? Babamı nerede gördüler de tanışmışlar? Bunlar haber salmış Sinop'ta. Herkese haber salmışlar. Biz çocuğumuzu vermek istiyoruz diye. Olay sahtecilik yapma. Vallahi yalan ya. Olay bağlana var bak. Yok hiç böyle. Hayır. Bunlar para da istedi. Cep telefonu da istediler. Tamam. Boşuna konuşmasınlar orada. Bir dakika bacım. Bir dakika. Allah. Bu kadın. Evet. Bir susunlar konuşayım ben. Bu kadın hoplayıp zıplamış çocuğumu düşürmek istiyorum. Ben bu çocuğu istemiyorum dedi. Çok düşürmeye çalıştım dedi. Düşmedi dedi. Beni dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Çocuğumu düşürmek istedim. Ben bu çocuğu istemiyorum dedi. Haber salmışlar herkese. Ben çocuğumu vermek istiyorum dedi. Kastiye mi vermişim? Alalım dedik. Kastiye mi vermişim? Caminin minaresine yapacakmışım. Hanımını söyledi. Evet. Para da istediler, telefon da istediler. Mahkeme kararıyla her şeye uygun bir şekilde noter kararıyla, mahkeme kararıyla mahkemeye de çıktık. 15 gün bunlara süre verildi.
Düşünme süresi verildi. Polis geldi. Her şeye baktı. Her şeye uygun şekilde biz bu işi yaptık. Bunlar neyi, ne arıyorlar? Bir dakika, çocuk bir dakika. O kadar okula erken başladı. O kadar akıllı bir çocuk ki şu anda 24 yaşında tıp okuyor. Maşallah. Yüksek lisansını yapıyor. Maşallah. Bu çocuğun huzurunu bozmaya ne gerek var? Ama bozmuyorum. Bak kızım yine yerinde dursun. Ben görmek istiyorum. Ben niye vermek istiyorum? Görmek istiyorum. Sesi gitti. Çocuk geri mi alacaklar? Çocuk sizi ister mi artık? Seçim kartları niye bana geliyor? Ya seçim kartları bırak, orada bir yanlışlık olmuş. Sen, dedi ki ya o değil ki problem. Ya şu an konumuz seçim kart kağıtları değil abicim. Hı. Diyor ki yani bu çocuğun diyor başka bir hayatı var, huzurunu bozmasınlar diyor annesi. Sen bozmayan yine yerinde yıpransın. Abla ben bozmuyorum. Yerinde yine yıpransın. Gelsin karşıma. Ne istiyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz onu söyleyin. Görmek istiyor. Çocuğumu görmek isteyen ben bir yer. Kendileri eşit artık. Aldım mı? Yok kendileri eşit artık. Biliyor hani her şeyi. O 24 yaşında ne sana akılım ister ne benim akılım ister. Ben görmek isteyen. Kardeşler görmek isteyen. Kardeşler hepsi görmek istiyor. Gerçekten tamam, biz de çok merak ediyoruz. Görmek istiyorsa gösteririm. Ben sana kalmıyor ablacığım. Teşekkür görmek ederim istiyorsa... o zaman. Sana teşekkür ediyorum. O da sizi görmek istiyorsa söylerim gelir görür. Ama tamam. Sen bu şekil bence görmek istemez. Çünkü senin konuşmaların göstermez. Nasıl göstermez? Sen annesi yani, misin? Kendi tabii ki büyütmüşsün. Emeği çoktur. Hani biz gerçekten 16-17 yaşında evlendim ben. Yani çok ağladık gerçekten. Maddiyat durumumuz gerçekten hiç iyi değildi. Çok fakirdim. Hastaydım. Komalardaydım. Ya size bir şey söyleyeceğim. Bak farkında mısınız? Demek ki işte insanın doğduğu ev kaderidir diye bir laf var ya. Evet. Yani sizde sen 16 yaşında evlendim diyorsun. Bak şimdi burada kardeşin tıp fakültesinde okuyor. Maş çok sevindim. Çok ne mutlu sevindim. Size. Biz okuyamadık mesela ona çok sevindim. Ne mutlu ya, size. Okuyamadım. Çok sevindim. Allah razı olsun. Bence önce demek yani Deniz Hanım'a önce bir öyle de demek yok, lazım. Yok çok sevindim gerçekten o, maşallah. Ben onu sevindirdim. Bu da beni sevindirdi. Ama biz de görmek istiyoruz görmek gerçekten. Görmek isteyen ben sarılmak istiyorum. Ölsem de öyle öleyim. Kararınızdır tabii ki. Emek verene gitmek ister. Bunu da kaybetmeyeyim dedim. Yani Deniz Hanım siz ailenin samimiyetine mi inanmıyorsunuz? İnanmıyorum onların samimiyetine. Gerçekten inanmıyorum. Tövbe estağfurullah. Biz de sana inanmıyoruz. Efendim anlayamadım. İnanmıyorsun ablacığım. Niye inanmıyorsun acaba? Bize mesela bana çeyiz eşyası da getirdi. Çünkü onlar ilk çocukları değil bu. Daha önce de çocuklar vermiş bunlar. Hayır öyle bir şey yok. Yalan yok. Öyle bir şey yok. Yalan konuşma. Allah'a yıkma. Öyle bir şey yok. Hayır siz bir araştırın. Daha önce de çocuk verdiniz. Hayır. Araştırın. Yok abla öyle bir şey yok. Hayır ben yalan konuşmuyorum. Adım daha gibi... önce de verdiniz. Yok abla öyle bir şey Songül yok. Songül adında bir çocuk verdiniz. Songül bizim yanımızda dün buradaydı ekranlarda. Aman yanımıza bakın. Geldi Songül. O bize kardeşindeydi. Bakın. Müge Hanım bir araştırın. Daha önce de bir çocuk evlatlık verdiler. Hayır. Tamam Allah ayetini. Peki sizce kızınız ister mi kardeşleriyle görüşmesini? Yok öyle bir şey yok. Görüşmeyi. Bilmiyorum ben söylerim. İsterse bizim suçumuzda yok peki yani. Peki siz hiç bugüne kadar dediniz mi bak yavrum senin kardeşlerin de var? Yok hiçbir şey söylemedim. Demediler. Ben Müge abla bak ne dediler? Annesi öldü dediler bunu. Ben evet çok hastaydı ölmüş demişler. Benim ölmüş biliyor çocuk. Biz öyle duyduk. Çocuk anasında yani, onlar konuşuyor ses karışıyor duyamıyorum. Hayır diyor ki annesinin öldüğünü söylemişler diyor. Öyle mi söylediniz çocuğa? Anne? Hayır öldü yalan, falan. Yalan biz duyduk. Öldü falan değil ablacığım niye söylüyorsun? Annesi yok ki bir kere niye ya, hayır hayır diyorsun? Yalan. Alındığını bilmiyor ki çocuk. Hayır. Hayır siz çocuğunuzu, siz kendi çocuğunuzu gelip aramışlar öldü demiş bunlar. Çok aradık. Çok aradık gerçekten. Bir nüfusta. Erkek kardeşim de müracaat etmişti. Hani ben gittim. Nüfusa çok gittim. Çok işler karıştırmışlar. Hayır çok yani Deniz Hanımcığım siz kızınıza bahsettiniz mi? Böyle böyle senin bir ailen hayır, var. Hayır demedim. Hiç şey söylemedim. Kardeşlerim var falan hiç bahsetmediniz. Öldü hayır, öldü diyorsun. Hayır demedik niye diyorsun? Demişler ki ne? Sinop'ta duruyorlar bununla. Çocukla küçük oynuyorlarmış. İki çocuğuna dövüş etmişler çocukla. Seni evlatlık aldılar demişler. Bunu oradan nasıl gece topladılarsa kaçmışlar. Çocuğu aldı diye. Bunları bir evlatlık daha almışlar bunlar. Evlatlık bunların elinden almışlar. Bunu da aldılar diye gece kaçtılar bunlar. Akıllılık yapmış. Bize yakınla bize. Yakınla bize. Yakın. Naciye diye birisi var yanınızda. O bizim köylümüz. Yalan konuşma.
Bir pardon, anlamadım, bir dakika. Siz almışsınız başka bir evlat. Hayır hayır, asla asla. Yok yalan. Özge'den başka bir çocuğumuz yok. Almışlar elinizden. Özge'yi görebilir miyiz? Asla başka çocuk yok. Almışlar elinizden, yok tabii. Ay siz çok terbiyesiz insanlarsınız gerçekten ya. Çok ayıp ya, çok ayıp. Ayıp sen yok, de mi ayıp var, bizde mi ayıplık var? Ayıplık. Gerçekten çok ayıp. Sende mi var, bizde mi var? Siz güvensiz insanlarsınız. Sende mi, bende mi? Asla öyle bir şey yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.